Ben felaketini beklerken Mustafa hünkârımız arasındaki buzları eritmiş. Şehzademizin arkasındaki kuvvet olmasa çoktan bertaraf olmuştu. Kim bunlar Rüstem? Hala öğrenemedin mi? Mustafa'ya destek olan kim? Elimden gelen gayreti gösterdiğime emin olun sultanım. Lakin düşman bize yüzünü göstermemekte ısrarlı. En büyük kozumuz bu. Lakin biz bundan mahrumuz, öyle mi? Önümüzdeki günler neye gebe bilemeyiz sultanım. Yeniçeri yıllardır sefere çıkmıyor ve huzursuz. Hünkârımız da olup bitenin farkında. Elkaz Mirza'yı huzuruna kabul etmesi Acem diyarına bir sefer düşündüğünün alameti. Elkaz Mirza'nın da bizi büyük bir dertten kurtardığı malumunuz. Elkaz'ın bize olan yakınlığı mıyım? Mirma'ya da söyledim. Onu sarayınızda ağırlayın. Bol bol hediye verin. Siz orasını merak buyurmayın. Ancak hünkârımızı Acem seferine ikna etmemiz lazım. Böyle bir sefer bizim için de faydalı. Hem ben ordunun başında ilk seferime çıkarım, hem de şehzadelerimizden birisi saltanat naibi olarak gücüne güç katar. Şu söylediğin tehlikeli. Ya hünkârımız Mustafa'yı saltanat naibi yaparsa? Sanmam. Son olup bitenlerden sonra hünkârımız kurda kuzuyu teslim etmez. Sultanım. Sokollu. Sizi tekrar sarayda görmekten ziyadesiyle memnun oldum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Hünkârımız Acem diyarına seferi hümayun kararı aldılar. İlaveten Avusturya'ya sulh için ahitname-i hümayun vermeyi kabul ettiler. Nihayet Sokollu. Kasvetli kahır dolu günlerin akabinde bu haber ilaç gibi geldi. Şehzade Mustafa bir vazife almadı değil mi? Henüz değil. Lakin hünkârımız mutlaka bir vazife vereceklerdir sultanım. Bir şekilde mani olmalıyız. Bu seferin kahramanları bizler olacağız. Rüstem Serdar olacak. Sen donanmanın başında kıyılarımızı ve beni koruyacaksın. Bayezid sefere katılacak. Selim de naib olarak payitahta gelecek. İşte olması gerekenler bunlar. Gönlünüzden her daim şehzademiz Bayezid'in geçtiğini sanırdım. Yoksa Kütahya'dayken tatsız bir hadise mi yaşadınız? Hiç sorma. Huri Cihan Sultan aslanıma musallat oldu yine. Lala Mustafa'ya meseleyle alakadar olmasını söyledim. Bakalım altından kalkabilecek mi? Hünkârımızın Mustafa ile bu hali hayra alamet değil. Kendime mani olmaya çalışıyorum lakin ne mümkün. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Destur, Hürrem Sultan Hazretleri. Hoş geldiniz valide. Sultanım, korktuğumuz başımıza geldi. Hünkârımız saltanat naibi olarak Şehzade Mustafa'yı seçtiler. Biz seferdeyken o sarayda olacak. Hünkârımız nasıl olur da daha dün isyana gelen şehzadeye tahtını emanet eder? Ben de hala şaşkınlıklar içerisindeyim sultanım. Hünkârımızın böyle bir karar vereceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Bu bizim ölüm fermanımız. Mustafa eğer tahta bir kere çıkarsa onu oradan indirmeye kimsenin gücü yetmez. Seneler sonra Mustafa abimin böyle talif edilmesi mühim tabii. Bu bir zafer. Onun yerini sağlamlaştıracak. Ancak kaygılarınız yersiz. Ordu sizinle gidecek. Neticede savaşa gidiyoruz sultanım. Savaşta her şey mümkün. Ya geri dönemezsek? Şimdi anladın mı Mihrimah? Bu yüzden İstanbul'da kardeşlerinden birinin olması lazım. Saruhan sancağına Selim'i gönderdin. Lakin
saltanat naibi olarak Mustafa'yı münasip gördün. Düşünüyorum da bu kararına bir mana veremiyorum. Ben öyle münasip gördüm Hürrem. İlaveten vakıf olmadım, bazı hadiselere şahit oldum. Manisa'ya gittiğimde Selim'i bir şehzadeye yakışmayacak vaziyette yakaladım. Beni ziyadesiyle hayal kırıklığına uğrattı. Akabinde hatasını anladı. Af diledi, tevbe etti. Lakin onu perişan hali benim gözümün önünden gitmiyor. Selim doğru yolu bulacaktır. Biraz vakit lazım. Şayet vazgeçersen evladımızı daha büyük bir çıkmaza sürüklemiş olursun. Evladımdan vazgeçecek değilim elbet. Lakin kararımdan da ziyadesiyle memnunum. Mustafa'm yokluğumda payitahtı hakkıyla idare edecektir. Hayırlısı olur inşallah.